aslanların ortasına herhangi birini atmam. Ben yaşadıklarımı ispat edebilirim arkadaşlar. Arenaya atıp aslanların önüne parçalatmayacak kadar sevdim arkadaşlar. Annem araya girmemiş olsaydı ayrılmazdım da. Yaşamış olduğum ilişkide. İlk defa ekrandan bunu söylüyorum. Bakın ilk defa ilişkimle ilgili gerçeği buradan sizlere gene ona söylediğim, itiraf etmiş olduğum Yeliz Yeşilmen'di. Nurettin Soy'dandı. Ebru Polat'tı. Nihat Doğan'dı. Programımızda herkes bana sorduğunda ben imtina ettim. Nurcan Sabur sıkıştırdı, Özlem Uçar sıkıştırdı, Başak Çokan sıkıştırdı. Ama hep imtina ettim, inkar da etmedim. Sonra bu olay çıktıktan sonra insanlar şey yaptı. Ya işte acaba gıybet... Hayır efendim. Bazen insanları istismar edip asla ve asla hayatım boyunca itibar suikasti kimseye yapmam. Ne yaşadıysam onu söylerim. İzzet Bey, duygusal anlamda evet bir şey geçti, yaşandı, bitti. Aradan da 30 yıl gitti. Niye açıldı? Sormasalar vallahi söylemezdim. Yani sakın, ay acaba reklam PR mı? Sevgili arkadaşlar, sevgili basın mensubu. Sizlerin sayesinde ve izleyicilerin sayesinde Türkiye'nin en çok izlenilen, en çok popüler programına sahibim. Böyle bir şeye PR olarak asla ihtiyacı olmayan çok önemli bir zamandayım. Ama duygularımla hareket ettiğimden dolayı karşı koyamıyorum. Ama şu var ki, İzzet Yıldızhan benim cinsel kimliğimle ilgili herhangi bir şekilde asla ve asla bilmiyor. Çünkü ben hermafroditim. Ben Bülent Ersoy değilim. Ben Selin Ciğerci değilim. Benim erkeklik kalemi, bir fotoğrafımı dahi kimse gösteremez. Ben hermafrodittim. Yani normal bir kadınken bu Güneydoğu Anadolu'da olan bir şeydir. Ve ağırlıkta, çoğunlukta, dünyada da aşağı yukarı 2000 kişiden birinde görünür. Ve bununla ilgili tercihlerimi yaptım. Tekrar ediyorum. Ben Bülent Ersoy veya Selin Ciğerci gibi olmuş olsaydım gider köyden kadın alırdım, evlenirdim. Öyle sakalları olup bilmem neler yapıp sonra o değişim çençe girmezdim. Hayatım boyunca da yapmazdım. Ha şu var, şunu da söylüyorum. İzzet Bey de benimle ilgili, hiç geçmişimle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Beni normal bir aile kızı olarak tanıdı. Bu yüzden de lütfen, yani arenaya bir aslanların ortasına herhangi birini atmam. Hele yaşamış olduğum duygularla ilgili asla atmam. Bunu lütfen bilmenizi istiyorum. Bu arada İzzet Bey'in çevresinden de ben tehditler alıyorum. Onlara da papuç bırakmam. Ne İzzet Bey'e laf söyletirim yaşamış olduğum duygulara, ne de şahsımla ilgili onurumu kıracak bir şey, bir hakaret, bir şikayet vesaire. Vallahi ortalığı kaldırırım bu sefer. Neyle ilgili tehdit alıyorsun? Ne diyorlar? Ölüm tehdidi falan. Ben seni... böyle şeylere... İzzet Bey'in çevresinden olduğu söyleniyor. Niye ama? Ne dedin ki sen? Bir şey demedin ki sen zaten. Hayır, böyle bir şey yok yani. Böyle bir ahlaksızlık yok zaten. Siz bir kadına yaşamış olduğu ilişkiyi o gün programda çıktı diye ağzından kimi tehdit ediyorsunuz? Kim neyi şikayet edebilir? Ben yaşadıklarımı ispat edebilirim arkadaşlar. Bu kadar net. Kendi kendinize ve İzzet Bey'i asla linç ettirmem. Önüne de siper olurum. Herkes de bunu bilsin. Herkes de bunu bilsin. Hesabını ama İzzet Yıldızhan bir şey demiyorsa çevresindekiler niye bir şey diyor? Onu manyaklar vardır ya, kraldan fazla kralcılar. Ama gerek yok bence, tamam. Bak bir sürü dakikalarca açıklama yapmışsın. Belli ki seni biraz kırmışlar, incitmişler ki bu kadar açık. Bir de başka bir şey var. Yani ben İzzet'i arenaya atıp aslanların önüne parçalatmayacak kadar sevdim arkadaşlar. Sevdim. Bu kadar net. Annem araya girmemiş olsaydı ayrılmazdım da. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net.